Planlı yatırım yapmak düşünmesi kolay ama verilebilecek en etkili tavsiyelerin başında geliyor. Kripto para dünyasında yıllardır var olan birçok kişi bile hala bir plana sadık kalarak yatırım yapmıyor ve sıklıkla fevri hareket ediyor. İlerledikleri belli bir çizgileri ve sınırları maalesef ki yok. Peki bizim yapacağımız ne olmalı? Bir kripto para satın aldığınızda çıkmak istediğiniz tahmini tarihi ve bir fiyat seviyesi belirlemelisiniz. Örneğin bir kripto paranın 10 dolar veya 10 bin dolar olacağına inanıyorsanız planınız o kripto parayı bu fiyat seviyesine gelince satmak olmalıdır. Hem Twitter hem de Bitcoin Talk gibi mecralarda geçmişte Bitcoin'in fiyatı 1 dolara ulaştığında satın almak için çok geç olduğunu söyleyen birçok insan görebilirsiniz. Bu insanların bir planı araştırması yoktu neye göre hareket etmeleri gerektiğini bilmiyorlardı. Ve biz bunu yakın zamanda da gördük. Pandemi sebebiyle 3000 dolara geçen sene fiyat düştüğünde herkes piyasadan kaçarken BTC alanlar vardı. Bunların bazılarının hedefleri 1000 dolar yükselsin satayım. Bazıları ise %10 artsın satarım amacındaydı. Ama bir kesim de vardı ki 50 bin 60 bin dolar seviyelerini bekliyordu satmak için. Veya geçtiğimiz Mayıs ayı buna örnek gösterilebilir. Finans piyasalarında Mayıs ayı satış ayı olarak bilinir para daha güvenli limanlara akmak için geri çekilir gibi düşünebilirsiniz. En kötü plan bile belirsizlikten iyidir. Bu planı fiyat hedefi değil bir zaman hedefi koyarak da düzenleyebilirsiniz. 100 dolar veya 100 bin dolarlık bir fiyat hedefi yerine 3 yıl sonra satmak gibi bir hedef belirlenebilir. Veya benzeri bir sistem oluşturup bunu bu video altında tartışabilirsiniz. Diğer yandan yatırım yaparken ortalama dolar maliyetini gözetmek yararlı olabilir. Ortalama dolar maliyeti belirli bir yatırım aracından düzenli aralıklarla aynı miktarda alma yöntemini ifade eder. En garantim maliyet ortalamalı yatırım yöntemi olarak örnek amaçlı bunu düşünelim. Bir kişi her ayın aynı günü 1000 TL'lik bitcoin alıyorsa bu ortalama dolar maliyeti gözetilerek yapılan bir yatırımdır. Böylece bitcoin'in fiyatı düşük seviyedeyken de yüksek seviyedeyken de almış olursunuz. Bu eğer profesyonel bir yatırımcı değilseniz bitcoin yüksek fiyattan almaktan daha iyidir ve bu strateji planlaması riskinizi azaltacaktır.